Selam, ben Yasemin. Kanalıma uğradığın için teşekkürler. Bugün makyajı bırakıp biraz da cilt bakımı hakkında konuşmak istedim. Uzun zamandır cilt bakımıyla alakalı bir video yapmamıştım aslında. O yüzden de sizi hem bu aralar hangi ürünleri kullandığım hakkında kısa bir güncellemek hem de kullandığım ürünler hakkında mini bir bilgilendirme yapmak istedim. Zaten geçen sene yapmış olduğum gibi bu sene hangi ürünleri kullandıysam o ürünlerin hepsi hakkında senenin sonunda bir video çekeceğim. Ama öncesinde kısa bir güncelleme yapmak istedim. Hepsini birden tek bir videoya koyduğum zaman çok uzun olacak. O yüzden de detaylı olarak bahsedemeyeceğim, anlatamayacağım diye düşünüyorum. O yüzden de şimdi belli başlı ürünler hakkında konuşup hem daha ayrıntılı bilgi vermek istedim hem de daha az üründen bahsedeceğim için sizin için de izlemesi daha kısa ve kolay bir video olacaktır diye düşünüyorum. O zaman hemen başlayalım. Cilt bakımı rutininin adımlarını göre gideceğim. O yüzden ilk olarak yağ bazlı bir temizleyiciden bahsetmek istiyorum. Bu ürün hakkında çok fazla konuştum. Şu an elimde yok çünkü bitmiş durumda. Clairs'in Gentle Fresh yağ bazlı temizleyicisi mi hangisiyse şuraya koyarım. Siyah renkli olmayanı, yani esansiyel yağlı olmayan versiyonunu kullandım ben. Ben o yağ bazlı temizleyiciden çok memnundum. Gerçekten çok severek kullandım ve böyle bitmesin diye azıcık azıcık kullanıyordum ama maalesef sonuna geldik. Artık başka ürünler deneyeceğim ama yağ bazlı temizleyiciler konusunda şu ana kadar şansım çok da yaver gitmedi açıkçası. Clairs'in yağ bazlı temizleyicisi dışında iki farklı yağ bazlı temizleyici denedim. Ama onlardan istediğim performansı alamadığım için başka temizleyicilere bakıyorum. Tam yeni temizleyici ararken, yağlı temizleyicim bitmişken Nymphea bana cleansing balmlarından gönderdi yeni çıkan. O yüzden de şansıma hemen bu ürünü deneyeceğim. Ben aslında yağ bazlı temizleyicilerde sıvı formdaki temizleyicileri daha çok tercih ediyorum. Balm tarzında olanlar şimdiye kadar denediklerim çok hoşuma gitmediği için belki de o yüzden tercih etmek istemedim ama bir de bakalım belki de Nymphea'nın cleansing balmını severim ve bununla devam ederim. Merak ediyorum nasıl olduğunu. Eğer zamanım olursa bu balmı kullanarak makyaj çıkardığım bir reel videosu çekmeyi düşünüyordum. Eğer onu çekersem videoya bir yere eklerim. Sonrasında da bu konuşmamın ardından büyük ihtimalle bir yazı eklerim size. Neler düşündüğüm hakkında, ilk görüşlerim, ilk izlenimlerim hakkında. En azından bir fikir edinmiş olursunuz ürünün nasıl olduğuyla alakalı. Bu arada Nymphea'nın bana bu ürünü gönderdikleri gün aynı zamanda web sitelerinde hem cleansing balm için hem de cleansing balmın bulunduğu setler için %20-25 arasında bir indirim olduğunu söylediler. Ben bu videoyu yayınlayana kadar hala devam ediyor olur mu indirim bilmiyorum ama bir şansınızı deneyin, bakın belki web sitelerinde hala devam ediyordur indirim. Ayrıca kendi siteleri dışında Nymphea'nın Trendyol'da da mağazası var. Oradan da bakabilirsiniz ürünlere, aklınızda bulunsun. Sonrasında su bazlı temizleyicilere geçersek ben geçen seneden beri Wish Trend'in Acid Duo Mild bilmem nesini kullanıyordum. Çok uzun bir ismi var. Onu da resmini buraya koyarım. O da şu kadar falan kaldı içinde. Bitirmek üzereyim onu da. Onu bitirdikten sonra da Cosrx'in Low pH Good Morning Gel Cleanser'ına geçeceğim. Bu ürün hakkında çok şey duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Bayağı meşhur bir ürün. Çok da seveni var. O yüzden merak ediyorum. Buna geçmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu hemen kullanmaya başlamayacağım. Çünkü su bazlı temizleyicimin içerisinde daha biraz daha bulunuyor. Beni birkaç hafta daha götürür diye düşünmekteyim. O yüzden de bu ürün hakkında şu an için bir görüş belirtemeyeceğim. Ama duyduğum kadarıyla hiçbir negatif şeyi yok, yani yorumu yok. Wish Trend'in yüz yıkama jelinden konuşacak olursam da benim herhangi kötü bir deneyimim olmadı ürünle. Ben gayet severek kullandım. Köpüren bir ürün evet. Aynı zamanda içerisinde nazik asitler de bulunuyor ama yüzünüzü kurutan bir ürün değil. Ben karma ciltli biri olarak gayet memnun kaldım. Yıl sonunda çekmiş olduğum cilt bakım videosunda da bahsetmiştim o üründen. O yüzden çok fazla üzerinde durmayacağım. Eğer bakmak isterseniz şu videoya tıklayabilirsiniz. Burada birkaç tane konuşacağım ürün hala o videodan beri kullandığım ürünler. Ondan dolayı çok üzerinde durmayacağım. O videoya göz atabilirsiniz. Sonrasında yüzümü ıslatmak için kullandığım bir mistten bahsedeceğim. Ben bunu Misha'nın sitesinde göremedim. Türkiye'de satılıyor mu bilmiyorum. Çekildi mi piyasadan, kalktı mı piyasadan ondan da emin değilim ama Pelin Otu serisinden zannediyorum ki mist hali. Ben bu ürünü Yesstar'dan almıştım. Bayağı uzun zamandır kullanıyoruz bunu annemle beraber ve daha bayağı da var aslında, yani uzun süre giden bir mist diyebilirim. Bu ürünün gayet güzel bir sakinleştirmesi var. Aynı zamanda diğer ürünleri uygulamadan önce yüzümü ıslatmak için de kullanıyorum. Hem sakinleştirme açısından hem de nem verme açısından gayet güzel bir ürün oldu diyebilirim. Bu bittikten sonra bu tarz bir ürüne daha mutlaka bakacağım yani. Çünkü cilt bakım uygulamadan önce o vermiş olduğu nem gerçekten işe yarıyor ve ürünlerin etkisini de arttırıyor diye düşünüyorum. Beğendim, yani kötü diyebileceğim hiçbir şey yok bu ürün hakkında. Sonrasında iki farklı esans ürününden bahsedeceğim. Bunları farklı zamanlarda kullanıyorum. Bu Manyo'nun
Galaknes'in 02 Essence'inden bahsedeyim ilk önce. Bunun hakkında da konuşmuştum diye düşünüyorum. Bu ürün hakkında çok farklı yorumlar var. Bazıları hiçbir etki görmediğini, bazıları ise bayıldığını söylüyor. Ben bayılan gruptanım. Bu ürünü gerçekten çok severek kullanıyorum. Asit kullandığım zamanlarda ya da maske yaptığım zamanlarda sonrasında bu ürünü uygulamak gerçekten hoşuma gidiyor. Hem T bölgesindeki o sebum üretimini dengelemeye yarıyor, hem de yüzü birazcık daha sakinleştiriyor diyebilirim. İçerisinde %4 oranında bir niacinamide var diye hatırlıyorum. Ben daha yüksek oranları kullanmayı çok tercih etmiyorum. Çünkü %10 niacinamide benim yüzümü rahatsız eden bir yüzde. Genelde böyle %4, %5 oranında ürünleri tercih ediyorum. Bu ürün de benim için çok güzel bir oran oldu. Beyazlatıcı ve cilt tonunu açıcı bir ürün olarak geçiyor. Her ne kadar bu terimleri çok onaylamasam da bu etkiyi gördüğümü düşünüyorum. Hazır yaza da geçiyorken bu ürüne bence bir şans verebilirsiniz. Özellikle karma ve yağlı ciltlerin bu ürünü daha çok seveceğini düşünüyorum. Kuru ciltliler pek anlamayabilir etkisini. O sevmeyen grupta olabilirsiniz yani. Ondan dolayı baştan uyarayım sizi. Ama ben karma ciltli biri olarak çok severek kullanıyorum bu ürünü. Sonrasında da benim cildimin beğenip beğenmediğini anlamamın çok uzun sürdüğü bir üründen bahsedeceğim. Boyu küçük olduğu için ne olduğunu anlayabiliyor musunuz bilmiyorum ama Dr. Circle'ın vegan kombucha tea esansı. Bu ürün bir kere beni benden alıyor ya. Bu böyle görünüyor, sütlü çay gibi. Sonrasında bunu karıştırdığınız zaman şöyle bir renk alıyor olması benim çok hoşuma gidiyor. Bu ürün karma ciltliler için yazın, karma ve yağlı ciltliler için yazın kullanılabilecek bir ürün değil bence. Biraz yağlı bir hissi var diyebilirim. Tam böyle kuru ciltlere nem sağlayacak bir ürün bence. Ondan dolayı kuru ciltlilerin çok seveceğini düşünüyorum. İlk başta ben bu ürünü kullandığım zaman cildimin her tarafında küçük noktacıklar çıkmıştı. Dedim herhalde bu ürünü sevmedi benim cildim içerisindeki fermente içeriklerden dolayı. Ama sonrasında kullanmaya devam ettim ve hiçbir sıkıntı olmadı. O ara aynı zamanda başka bir güneş kremi kullanıyordum. Büyük ihtimalle ondan dolayı olan bir reaksiyondu. Ama bu ürünü kullanırken hala biraz dikkatli oluyorum. Aklınızda bulunsun. Büyük boyu çok pahalı. Bence ilk önce kesinlikle deneme boyuna bakmalısınız. Çünkü gerçekten bazı ciltlerin çok ciddi reaksiyon verebileceğini düşünüyorum bu ürüne. Parasından dolayı da hemen büyük boyunu almak bence hata olur. Ben de iyi ki küçük boyunu alıp denemişim. Yazın kullanacağım bir ürün değil ama kışın kesinlikle bakabilirim diye düşünüyorum bu ürüne. Güzel bir nem katmanı sağlıyor çünkü. Genel olarak güzel bir ürün diyebilirim ama. Sonrasında da bir aydır kullanmama rağmen hala etkisini anlayamadığım bir ampulden bahsedeceğim. Skin 1004 mü? 1004 mü? Artık nasıl okunuyorsa Skin 1004 desem daha iyi galiba. Markasının Madagascar Centella Tone Brightening ampulü. Çok uzun ismi var. Bu ürün cildi aydınlatmayı vaat ediyor ama ben dediğim gibi bir aydır kullanıyorum ve hiç öyle bir etki göremedim. Aynı vaadi bu ürün de veriyordu. Manyo'nun bu niacinamide esansı. Bunda o etkiyi görebildim kesinlikle ama bu üründe bir etki göremedim. Ayrıca bu ürün çok acayip bir şekilde ot kokuyor ya. Yeşillik, çimen, ot bilmiyorum yani ama bir şey kokuyor yani ve bu kokuyu niyeyse hiç sevemedim. Öyle çok fazla buram buram bir koku değil ama yüzüme sürdüğümde kesinlikle alabiliyorum o kokuyu ve kendimi otluyor gibi hissediyorum ya. Sevemedim açıkçası o kokuyu niyeyse. Yani deneyimi güzelleştiren bir koku değil bence. O yüzden can atarak kullandığım bir ürün değil. Bu içerisindeki topçuklar yüzünüze sürdüğünüz zaman patlıyor. Ama bazen ürünü çok fazla koyarsanız ilk başta dağıtmaya çalıştığınızda hafif bir peeling etkisi oluyor garip bir şekilde. Yani böyle elinizle dokunduğunuz zaman hemen gitmiyor. Ondan dolayı da biraz böyle hassasiyet yaratabilir diye düşünüyorum. Belki de benim abarttığım bir şey o kadar değildir belki de. Bu ürün şu an için Türkiye'de bulunmadığı için çok da fazla konuşmak istemiyorum hakkında ama ben açıkçası şu ana kadar etkisini göremedim. Sakinleştirici etkisini sağlıyor bu arada içerisinde centella olduğu için. Ama kullanmayı tercih edeceğim bir centella ürünü değil açıkçası. Bilemedim ya, öyle çok daha keyifle kullandığım ve gerçekten etkisini gördüğüm bir ürün oldu diyemem. Sonrasında aslında bunları daha önce konuşmam gerekiyordu ama şimdi konuşayım, niye olmasın. Maskelerden bahsedeceğim. Bir tanesi Revolution'un %2 salisilik asit maskesi. Bu ürünü gerçekten severek kullanıyorum. Bazı zamanlar cilt bakımı yapmayı atladığım oluyor ya da işte akşamı yapıyorsam gündüzü yapmadığım olabiliyor bazen. O zamanlarda da genelde burnum ve T bölgem biraz daha pütürleniyor ve yağ artışı oluyor. Öyle zamanlarda bu maske kurtarıcım oldu. Hemen yüzüme sürüp T bölgesine sürüyorum sadece. Bir 10 dakika kadar bekletiyorum. Maske kuruyor yüzünüzde ama böyle yolarak çıkardığınız bir maske değil. Suyla ısıtıp çıkarmanız gerekiyor. Suya temas ettikten sonra çok kolay bir şekilde çıkıyor. Öyle uzun süreler harcamanız gerekmiyor ürünü çıkartmak için. Ya da böyle çok fazla bastırmanız gerekmiyor. O da bazen hassasiyet yaratabilen bir şey suyla çıkartmak.
çıkan maskelerde ama neyse ki öyle bir sorunu yok. Yüzden gayet kolay şekilde arınıyor suyla. İçerisinde %2 salisilik asit olduğu için de gözenekler ve siyah noktalar için de gayet güzel bir temizlik sağlıyor diyebilirim. Ben de şu ana kadar herhangi bir hassasiyet vesaire yaratmadı. Feeding metodunu sürekli uygulamak istemeyen biriyseniz ya da yüzünüz bu metod için çok hassassa bence bu maskeye bakabilirsiniz. Gayet severek kullandığım bir salisilik asit maskesi. Sonrasında da benim kurtarıcım olan, herkesin çok abarttığını düşünüyorum ama aslında abartılmadığını gördüm, I'm From'un Mugwort maskesi. Bu ürün, şunu demiştim ya hani bana alerji yaptığını zannetmiştim ama aslında başka bir şeydi diye. Her tarafım kaşınıyordu. Her tarafım. Küçük sivilceler boynumda, yüzümde, alnımda. Anlatamam size nasıl bir reaksiyon geçirdiğimi ve özellikle boynum bir türlü geçmek bilmedi. Acayip kaşınıyordu yani. O kadar sakinleştirici ürünler kullanıyorum. Bunu sıkıyorum. Bunu kullanıyorum. Daha başka kullandığım kremlerimde de sakinleştirici etkiler var. Bir türlü geçmedi. Ben geçenlerde Instagram'da şeyi sormuştum. Sakinleştirici ürünler niye bu kadar önemli? Yani tek bir ürün kullanmaktansa neden bütün ürünler neredeyse sakinleştirici etkili ürünler olarak seçiliyor diye bir soru sormuştum. Buna benzer bir şey. Orada herkes işte anlatıyor. Sivilceleri acılı çıktığı zaman ya da böyle işte kışın ya da maske takmaktan, egzamaların artmasından dolayı vesaire çok fazla tercih eden varmış aslında sakinleştirici ürünleri. Herkes böyle kurtarıcı olarak görüyordu. Ben bunu yaşayana kadar sakinleştirici ürünlerin ne kadar değerli olduğunu anlamamıştım. Bana ders gibi oldu. Ya gerçekten yani bakıyordum böyle ürünlerime, sakinleştirici ürünlerde ben niye daha fazla sakinleştirici ürün stoklamamışım diye. Neyse ki bu maske kurtardı beni. Ya boynum o kadar kötü kaşınıyordu ki. Hem verdiği anlık soğukluk ve serinlikten dolayı oradaki sıcaklığı alıyor. Hem de kaşıntıyı büyük derecede azaltıyordu. Gerçekten yani böyle bitmesin diye hem azar azar kullanıyorum hem de ihtiyacım olduğu için daha fazla kullanmam gerekiyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Fiyatı gerçekten çok yüksek. Ben bunu Corendon'un %50 indiriminde almıştım. Allah'tan %50 indirimde almışım yani ama bilmiyorum yani bu ürün bittikten sonra daha farklı bir sakinleştirici ürün arayışına gireceğim ama indirime girdiği zaman da kesinlikle stoklayacağım bir ürün olacak bu. Ben bu alerjik reaksiyonu yaşayana kadar sakinleştirici ürünlerin ne kadar önemli olduğunu anlamamıştım. Artık değerini biliyorum. Sonrasında da iki tane kremden bahsedeceğim. Bu ürünler hakkında da daha önce konuşmuştum. Bir tanesi sabah rutinimde kullandığım Isntree'nin Green Tea Fresh Emulsion'u. Krem değil aslında, emulsiyon diye geçiyor yani. Bu ürün işte herkes biliyor diye düşünmekteyim. Ben ilk başta bu ürün hakkında kötü konuşmuştum ama kullana kullana aslında güzel bir krem olduğunu fark ettim. Yaz için ben hala bundan daha iyi bir nemlendirmesi olan, kıvamı birazcık daha yoğun olan bir krem ararım diye düşünüyorum. Bunu kullanmam yazın. Yazlık bir ürün olsa bile bence yüzünüzden çok çabuk uçuyor gibi. Niyeyse ben öyle hissediyorum. Ya da belki de cildim çok iyi emiyor diyedir, onu bilemeyeceğim. Ama kullanması gayet güzel bir ürün. Ben bunu özellikle güneş kremlerimi sürmeden önce kullanıyorum. Kuru bölgelerinizi tutunan güneş kremleri varsa bu ürün gerçekten yardımcı oluyor o konuda. Hafif böyle bir kayganlık da sağladığı için kıvamından ötürü güneş kremlerini yüzünüze yedirmesi daha kolay oluyor diye düşünüyorum. İçerisindeki yeşil çay da sakinleştirici bir etki sağladığı için yüzünüze sürdüğünüz güneş kremlerinden oluşabilecek reaksiyon ihtimalini de birazcık daha azalttığını düşünüyorum. Sonrasında da çok konuştuğum, sürekli konuştuğum ve konuşmaya devam ettiğim gece kremim Pruto Deep Sea Pure Water Cream. Bu ürünün ismini asla ezberleyemeyeceğim ama işte bu yani, sürekli konuşuyorum. Bitmek üzere yani, böyle artık sıkmam gerekiyor iyice çıksın diye içinden ürün. Aslında çok güzel bir vakitte bitiyor çünkü yavaş yavaş sıcak havalara geçtiğimiz için, gerçi Nisan'da da kar yağacağını söylediler ama bilemiyorum yani. Ben bunu alıp kenara attım zaten, yedekledim. Onda bir sıkıntı yok. Bu ürün gerçekten kesinlikle yani kışlık krem arayışımı bitirdi benim. Daha hiç maceraya gerek yok. Ben bu üründe kalacağım büyük ihtimalle deyip iki farklı krem almış olmam peki. Neyse. Kısacası o iki ürün de işime yaramazsa elimde bir tane daha bundan var yani. Hemen döneceğim buna. Yazın kullanılabilecek bir ürün değil bence. Belki kuru ciltliler bakabilir ama onun dışında karma ve yağlı ciltliler için yaza uygun bir krem değil diye düşünüyorum. Bu ürünü bu kadar sevdiren ne var diye sorarsanız size özel hiçbir şey diyemem. Ama öyle yani. Bilmiyorum, kıvamından dolayı mı? Yani yoğun bakım yapıyor olmasına rağmen T bölgemi yağlandırmaması mı diyeyim? Kuru bölgeler için çok güzel bakım yapıyor oluşu mu diyeyim? Bilmiyorum ya. Bence bu ürün gerçekten karma ciltliler için güzel bir ürün. Eğer T ve U bölgenize farklı ürünler kullanmak istemiyorsanız bence bu ürüne bakabilirsiniz. Sevmeyeni olacağını düşünmüyorum bu ürünün. Yaz sezonu dışında herkesin yararlanabileceği bir ürün. Güzel. Sonrasında göz kreminden bahsedeceğim. Bu ürünü görüş aktarabilecek kadar uzun süre kullanmadım.
Ama bahsetmemin nedeni şu, ben Elf videomda bir tane göz kremi ürününden bahsetmiştim. Videoya buradan bakabilirsiniz. O ürünün makyaj altına, kapatıcı altına özellikle giden gayet güzel bir nemlendirici olduğundan bahsetmişti takip ettiğim bir makyaj artisti. Ben de o yüzden denemek istedim o kremi. Sonrasında normal cilt bakımı yaparken de kullanmaya devam ettim ama açıkçası hiçbir yararını görmedim. Nemlendirmesini niyeyse beğenemedim ben. Kuru hissettiriyordu gözlerinin altı sabah kalktığım zaman. Ondan dolayı da onu kullanmayı bıraktım. Makyaj altına da özel bir krem aramadığım için açıkçası şu an başka bir göz kremi kullanıyorum. Onu kullanabilirim diye düşünmekteyim. Şu anda Benton'un Fermentation göz kremini kullanıyorum. Bu ürün hakkında çok iyi şeyler duydum. O yüzden kullanması beni heyecanlandıran bir ürün oldu. Şu an dediğim gibi çok fazla kullanmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama kıvamı benim önceden kullanmış olduğum Cosrx'in göz kremine göre gerçekten koyu, muhallebi gibi bir kıvamı var diyebilirim aslında. Sanırım en iyi o şekilde anlatabilirim. Bakın şöyle göstereyim burada. Bu aslında hiç sulu bir kıvamı yok yani bu ürünün. Ve az aldığınız zaman gözünüze çok fazla yayamıyormuşsunuz gibi hissettiriyor ilk başta koyu kıvamından dolayı. İlk kullandığımda göz etrafında milya yapar mı diye düşünmüştüm bu kadar koyu bir kıvamı olduğu için ama bu ürünü az almanız yetiyor gerçekten. Birazcık böyle gözün etrafına pıt pıtlayıp ondan sonra dağıtmak daha kolay oluyor diye düşünüyorum. Çünkü daha fazla aldığınız zaman bu ürün böyle beyaz bir film bırakmaya başlıyor gözünüzün etrafında. Yani bu aldığım üründen daha fazla alırsanız, şu an bile birazcık var bu arada ama kamerada sanıyorum ki gözükmüyor. Biraz fazla kaçırdığınız zaman gözünüzü çok fazla dağıtmak için zaman harcamanız gerekiyor ve gözün etrafında beyazlık bırakıyor. Ben bazen bütün yüzüme yedirmek zorunda kaldığımı biliyorum bu ürünü. Ondan dolayı kıvamına kanıp da biraz daha fazla alayım demeyin. Benim tercihim Cosrx'in göz kremi. Bu birazcık daha bence kışlık bir ürün diyebilirim. Aslında benim açtığım zaman çok da iyi olmadı ama hani böyle eyvah ne yapacağım ben bunu kullanamam diyeceğim bir şey de yok yani. Gayet güzel uzun süreli bir nem sağlıyor. Cosrx'in içerisindeki salyangoz müsininden ötürü o göz kreminin vermiş olduğu hafif bir yapışkanlık vardı. Uzun süre nemi tutmasına rağmen gözüme böyle ellerimi değdirdiğim zaman o yapışkanlığı hissedebiliyordum. Bu üründe salyangoz müsini olmadığı için öyle bir durum yok. Uzun süreli nem sağlıyor ama yapışkan bir hissi yok. Bu konuda Cosrx'ten birazcık daha iyi diyebilirim. Ayrıca Instagram'dan görmüştüm. Gözün etrafındaki genetik olarak bu gözüken damar görüntüsüne de etkili olduğunu söyleyen olmuştu. Benim bilmiyorum denk geldiniz mi şu gözümün hemen burasında çok belirgin bir damar var. Kapatıcılar bile bazen yetmeyebiliyor. Yani göz altında morluk vesaire olmamasına rağmen ben oradaki damar görüntüsünü kapatmakta birazcık zorlanabiliyorum. Biri öyle bir şey yazınca denemek istedim. Yani açıkçası çok bir sonuç beklemiyorum o konuda. Çünkü genetik yani nasıl kaybedebilir o görüntüyü oradan. Pek anlamış değilim ama olursa ne mutlu yani. Benim için daha bile iyi olur. Bakalım göreceğiz. Eğer öyle bir sonuç görürsem size söyleyeceğim tabii ki de. Şu an için memnunum diyebilirim. Son iki ürünümüz kaldı. Onlardan bir tanesi de The Potions markasının jojoba yağı. Bu ürünü ben ilk başta korkarak kullanmaya başlamıştım açıkçası. Çünkü karma ciltli biri olarak yüzüme yağın çok ağır gelebileceğini düşünmüştüm. Ama hiç öyle bir sıkıntı çekmedim. Bu ürünü kullandığım zamanlarda ekstra bir yumuşaklık hissettim cildimde. Aynı zamanda yağın yüz tarafından emilmesi birazcık daha zaman aldığı için gece boyunca gerçekten yüzümün o nemini hissedebiliyordum yani. Yüzümün ekstra kuru olduğu zamanlarda ya da asit kullandığım dönemlerde kullanmayı tercih ettiğim bir ürün. Aslında özel bir durum olmasına da gerek yok. Genel olarak her gece rutinime eklemeyi sevdiğim ve yüzüme hiç ağırlık yaptığını hissetmediğim bir yağ oldu bu. Yazın tabii ki kullanmayacağım ama kışın bu yağ sayesinde cilt bakım rutinime bir yağ ekleyebileceğimi fark ettim. Ve gerçekten etki de yaratıyor diye düşünüyorum bir son katman olarak. Beğenerek kullandığım bir ürün oldu gayet. Son olarak da güneş kreminden bahsedeceğim bir tane. Ben geçen sene çok fazla güneş kremleri hakkında konuşmak istememiştim. Çünkü hem konuşabilecek kadar kendimi kalifiye hissetmiyorum bu konuda. Hem de insanların güneş kremi konusunda birazcık daha hassas olabildiğini bildiğim için çok da fazla o taraflara uzanmak istemedim açıkçası ama bu aralar kullanıp beğenmiş olduğum bir üründen bahsedeceğim. Instagram'da da bu ürünü kullanırken bir reel paylaşmıştım hatta. O da Misha'nın Power Block Sun Base Tone Up güneş kremi. Aslında güneş kremi olarak geçmiyor bu. Birazcık daha renk eşitlemek için yapılan bir ürün. Bu ürün gerçekten bir makyaj bazı olarak çok güzel iş görüyor. Hafif bir tutuculuğu var ürünün vermiş olduğu. Ben bunu bir kere dışarı çıktığım zaman makyajımın altına kullanmıştım. Bu ürün ve Colourpop'un bu fonoteni
harika bir ikili oldu. Anlatamam size ne kadar güzel durduğunu yüzümde. Bu çok güzel bir böyle kadifemsi bir bitiş bırakıyor yüzünüzde. Bunu sadece fondötensiz kullandığım zamanlarda da güzel bir eşitlik veriyor. Sanki böyle BB krem kullanmışsınız gibi bir hava veriyor yüzünüze. Bronzer da aldıkta yüzünüzü ısıttığınız zaman da daha güzel oturuyor. Daha güzel birleşiyor yüzünüzde bence. Aldık ya da bronzer kullanmadan birazcık daha fazla renk farkının belli olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar dekleseniz de yüzde yüz ve boyun arasında o renk farklılığının görülebilir bildiğini düşünüyorum ben. Ve açık tonlu bir olmama rağmen bende bile fark ediliyorsa esmer tenlerde birazcık daha belirgin olacağını düşünmekteyim. Ondan dolayı yüzünüze başka makyaj ürünleri koymak birazcık daha iyi durmasına yardımcı olabilir bu ürünün teninizde. Hemen şöyle kıvamını ve rengini göstermek için çok azıcık bir koyacağım şuraya. Hafif bir pembe alt tonu var. Bunun renk eşitliği için yapılmış bir krem. Bu tekrar edeyim onu. Şöyle sürersem göreceksiniz zaten. Bu arada ilk başta çok fazla beyazlık olmasına rağmen 15 dakika beklediğinizde bu beyazlık gerçekten azalıyor. Şöyle şu an iki elim arasındaki rengi gösterirsem bu birazcık daha renk eşitliği vermiş gibi gözüküyor diyebilirim aslında. Yani tabii ki de aydınlık bir görüntü de veriyor. Bunu iki parmak kuralıyla uyguladığınız zaman bu daha da belirgin oluyor tabii ki. Bunun yalnız kuru ciltlilerde kuru bölgelere toparlanma gibi bir ihtimali olabilir. Ben dediğim gibi bu ürünü kullanırken ne olur ne olmaz diye şu kremli birleştirmesini seviyorum. Önceden biraz nemlendiriyorum yüzümü, sonrasında bu ürünü kullanıyorum. O şekilde daha kolay bir şekilde yüzüme yayıldığını düşünüyorum. Bu ikisi gayet güzel bir ikili oldu o yüzden. Aklınızda bulunsun yani. Bu ürünü kullanmadan önce biraz nemlendirmeniz iyi olabilir. Yağlı ciltliler için biraz fazla parlak bir bitişi olabilir. Yani şu anda görüyorsunuz diye düşünüyorum. Gerçekten ciddi bir parlaklık veriyor yüzünüze. Sağlıklı bir görüntü evet, ama dediğim gibi yaz için, yağlı ciltler için çok fazla olabilir. Ben bile dışarı çıkarken T bölgemi pudralama ihtiyacı hissettim bu ürünü kullandığım zaman. O yüzden yazın belki birazcık fazla bir parlak bitişi olabilir. Ama pudrayı kullanmanızda da hiçbir sıkıntı yok. Ben Rihanna'nın Loose pudrasıyla kullandım. Gayet güzel şekilde ikisi beraber duruyor yüzünüzde. Herhangi bir topaklanma, bir araya toplanma gibi bir sıkıntı yaşamadım. Ayrıca çok da güzel bir kokusu var bunun bu arada. Çok aşırı bir koku değil ama sahili hatırlatıyor bana niyeyse. Güneş kreminin o klasik parfümleri gibi de değil bu arada. Daha farklı bir kokusu var. Şeye benziyor. Capri-Ton kullananınız var mı bilmiyorum ama o klasik bir tane güneş kremi var ya Capri-Ton'un, çok eski. Eski de değil de yani bayağı uzun zamandır piyasada olan bir güneş kremiydi. Onun kokusuna benziyor ama daha güzeli. O yüzden çok beğendiğim bir koku oldu. Ürünlerinizde parfüm tercih etmiyor olabilirsiniz. Ona bir şey diyemeyeceğim ama ben böyle ürünlerde parfümlerin de güzel bir deneyim sağladığını düşünüyorum. Benim yüzümde herhangi bir hassasiyet vesaire bir şey yaratmadı. Gayet severek kullandığım bir ürün oldu da. Sanıyorum ki şimdilik bahsedeceğim ürünler bu kadardı. Bazı ürünler hakkında çok fazla bilgi veremedim gibi hissediyorum. Özellikle yeni kullanmaya başladığım ürünler olduğu için ya da neredeyse bitirmiş olduğum ürünlerden çoktan bahsetmiş olduğum için bilmiyorum herhangi bir yenilik, yeni bir bilgi kattım mı size. Ama genel olarak bu ürünlerden konuşmak istedim. Aralarında illaki ilk defa bahsetmiş olduğum ürünler vardı. O yüzden de birazcık daha bilgilenmişsinizdir diye düşünüyorum. Umarım bu video sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu bahsettiğim ürünler arasında sizin kullandıklarınız var mı? Hangilerini çok severek kullanıyorsunuz? Hangilerini hiç sevmediniz? Düşüncelerinizi aşağıda yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Madagascar Centella Tone Brightening Capsule Ampul Kapsül. Cilt tonu eşitlemek mi? Brightening diyor aslında. Eşitlemek değil yani. Aydınlık göstermeyi vaat ediyor. Aydınlık göstermek mi diyeceğim? Nasıl diyeceğim brightening? Ne diye çeviriyorsun brightening'i ya? Ters mi tuttum? Yoğurda oturmuşum. Green Tea Fresh Emulsion Emulsion'ı emulsion mu? Krem değil aslında bu. Emulsion, 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 emulsion. İçerisindeki green tea. Bunları da birazcık daha minimize. Ne diyeceğimi unuttum. Alerjik reaksiyon ihtimalini. Reaksiyon. Yüzünüze sürdüğünüz greş. Niye konuşamıyorum ben ya? Deep sea water. Derin deniz suyu. Ne demek o ya? Derin deniz suyu varmış içinde. Ne kadar derin o mesela. Salyangoz. Neydi ya? Muskatı diyeceğim geliyor. Muskat ne alaka ya? Jojoba. 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 Hangisi? Siz ne diyorsunuz? Jojoba'yı.